Herkese merhaba. Gravür Aleti derslerimizin yeni bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüzde polisaj diskleri konusuna değinmeye çalışacağım. Geçtiğimiz bölümlerde çapak frezesi, kesme diski ve zımpara konusuna değinmiştik. Linklerini zaten birazdan videonun üst köşesinde göreceksiniz. Konuya geçmeden önce hemen hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Velocipedia'da bir tane Instagram hesabı var. Bu Instagram hesabını takip ederseniz, ayrıca kanalımın katıl butonuna tıklayarak kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdi esas konumuz bugün polisaj konusu, yani parlatma konusuna değineceğiz. Aynı zamanda bugün videonun sonunda kendi polisaj diskimizi nasıl yapabileceğimizi de göstereceğim. En azından ev ve atölye ortamında. Burada gördüğünüz gibi birkaç çeşit keçe takımı var. Bunlar haricinde de pek çok parlatma yöntemi olsa da en azından gravür aletleri için bizimki gibi atölye şartlarında veya ev ortamında bu tip parlatma keçeleri fazlasıyla iş görebiliyor. Bununla beraber aynı şekilde parlatıcı kimyasallar, macunlar ve taşlar da olması gerekiyor. Polisaj konusunda söylemem gereken en önemli nokta buradaki parlatıcı kimyasalları tercih ederken içerisinde cıva veya kurşun içeren ürünleri kesinlikle tercih etmememiz gerekiyor. Sanayide veya endüstri şartlarında kullanılan polisaj ile bizimki gibi atölyelerde kullanılan polisaj parlatma malzemeleri birazcık daha farklı. Cıva ve kurşun içerikli parlatıcılardan kesinlikle uzak duracağız. Şimdi polisaj dediğimiz, parlatma dediğimiz şey aslında bir zımpara gibi malzemenin üzerinden bir tabaka kaldırarak ve malzeme üzerindeki mikro gözeneklerin köşelerini yumuşatarak aslında iyi bir yüzey kalitesi oluşturmaktan ibaret. Ancak polisaj işlemine geçmeden önce de malzemenin bir şekilde polisaj işlemine hazırlanması gerekiyor. Yani alıp ham malzemeyi parlatamıyoruz. Onun da parlatma işlemine hazırlanması gerekiyor. Bunun için en kolay yöntem zımparalama yöntemi. Kalından inceye giden kumlar şeklinde. Polisaj işlemini pek çok materyal üzerinde kullanabiliyoruz. Özetle gravür aleti ile işlediğiniz her parça üzerinde parlatma ve polisaj işlemi yapılabiliyor. Bu da demek oluyor ki organik malzemeler, mineral malzemeler, metaller, camlar, plastikler, ağaçlar, pek çok malzeme üzerinde parlatma işlemi yapılabiliyor. Gidip sanayiden veya nalburdan içeriğinin ne olduğunu bilmediğiniz bir parlatıcı almaktansa evinizde kendi parlatıcınızı kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Bunun için diş macunu, tuz veya odun kömürü külü kullanabilirsiniz. Bunlar da uygun şekilde parlatma işlemini başarıyla karşılayacaklardır. Parlatma işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken diğer bir nokta güvenlik meselesi. Kesinlikle bir toz maskesi kullanmamız gerekiyor. Keçenin üzerinde keçe dönerken çıkan toz, keçe tozuna yapışmış kimyasal ve metali soluyoruz. Bu da doğrudan ciğerlerimize gidiyor. Kesinlikle uygun bir toz maskesi kullanmakta fayda var. Şimdi ben burada yine bir pirinç parça çıkarttım. Pirinç parça parlatma işleminde çok güzel netice veriyor. Dolayısıyla bunda çok daha başarılı bir sonuç elde edeceğiz. Ben bu pirinç parçayı polisajı hazırladım. Sırasıyla 300 kumdan başlayarak en son 2000 kuma kadar pek çok zımparaladan sonra aslında ayna görünümüne yakın bir görünüme getirdim. Şimdi bunu mengeneye bağlayacağız ve polisaj işleminde aslında çok uzun süre parlatmaya çalışmak çok doğru değil. Çünkü her parlattığınız saniye bir önceki saniyeden daha parlak hale gelecek. Yani siz parlattıkça daha parlak olacak, parlattıkça daha parlak olacak. Ancak bu polisaj işlemi aşındırıcı bir işlem olduğu için malzemeden sürekli kaybediyorsunuz. Örneğin altın parlatmaya çalışıyorsanız bir süre sonra keçenin üzerinde altın sarısı bir renk göreceksiniz. Bu ne demek? Aslında altının bir kısmının keçeye geçtiğini anlayabiliriz. Özellikle mücevher imalatçıları bu kullandıkları keçeleri hiçbir zaman çöpe atmıyorlar. Bunlar bir yerde biriktiriliyor. Ondan sonra bunlardan altın geri kazandırılarak imalata geri dönüyor. Yani bir yıl içerisinde eminim ki 8-10 gram kadar altını sadece parlatma işleminden geri kazanıyorlardır diye tahmin ediyorum. Şimdi gelin dilerseniz hazırladığımız parçayı mengeneye bağlayalım ve konuya birazcık daha yakından bakalım. Aslında pek çok çeşit parlatıcı
kimyasal mevcut olsa da genellikle sıvı olanlar el parlatmasında kullanılıyor. Bu şekilde taş şeklinde ve oksidasyon macunu şekilde olanlar da makineyle kullanılan parlatma taşları. Parlatma işlemini yaparken çok fazla yüksek devirlere çıkmaya gerek yok. Çok yüksek devire çıkmak demek keçenin ve keçenin üzerindeki kimyasalın yanmasıyla sonuçlanırken çok düşük devirde parlatma işlemini gerçekleştirmeyecek. Dolayısıyla optimal devirde deviri bulmak gerekiyor. En azından kullandığımız çapa göre. Ancak standart keçeler kullanıyorsanız buradakiler gibi benim videonun açıklamalar kısmında paylaştığım tablodaki devirleri kullanabilirsiniz. Düzgün bir parlatma için malzemenin üzerine fazla bastırmadan uygun devirde bütün yüzeyin üzerinde dolaşmamız gerekiyor. Her yerden eşit geçtiğimize de emin olmalıyız. Ben küçük bir keçe taktım bunun üstüne. Bu yüzey için bu keçe uygun. Şimdi buradaki yüzey kalitesini bakalım nasıl arttırıyor. Ayna gibi bir sonuç elde edecek miyiz? Hep beraber izleyelim. Gördüğünüz gibi ben burayı zımparayla parlatma kıvamına getirdim. Şimdi şu araya bir tane bant yapıştıracağım. Şöyle ya da şöyle yapıştıralım. Ve burasını parlatmaya başlayacağım ve işlemin sonucunda farkı çok net göreceğiz. Her tarafını eşit aldım. Çok fazla bastırmadan metalin üzerini dolaştırmaya başlayacağım. Yüzeyi eşit tutmaya çalışıyorum, paralel tutmaya çalışıyorum. Şu şekilde veya şu şekilde bir kullanım değil. Geniş yüzeyi parlatmaya çalışıyorum. Çünkü bu şekilde bir parlatma yaparsam dalga dalga malzemenin üzerinde iz bırakacaktır. Gördüğünüz gibi kararmaya başladı. Bir miktar parlattıktan sonra oksidasyon kilinin ve malzemenin birazcık soğumasına izin veriyorum. Şimdi tekrar devam edeceğim. Dik yönde parlattım. Şimdi yatay yönde bir kere bir parlatma yapıp en son bir dik yönde daha parlatma yapıp sonucu hep beraber göreceğiz nasıl çıktığını. Şimdi temizleyelim ve neticeyi görelim. Nemli bir bezle siliyorum, ardından kuruluyorum. Bantı da sökelim. Bence gerçekten sonuç çok başarılı. Ayna gibi oldu üstü. Şimdi aynı işlemi bir de yüzeyi hazırlamadan yaptığımızı varsayarsak nasıl bir sonuç elde ettiğimizi göstermek istiyorum. Burada yüzey kalitesinin buradakinden daha bozuk olduğunu görebilirsiniz. Burada güvenlik konusunda toz maskesinin altını tekrar çizmek istiyorum. Toz maskesi kullanmayı lütfen ihmal etmeyin. Şimdi pirinçte bu şekilde parlatma yapıyoruz. Ancak diğer bütün malzemelerde de aynı şekilde parlatma yapıyoruz. Alüminyum, çelik, bakır, bronz, cam,
yarı değerli taşlar, organik malzemeler, plastik gibi. Örneğin plexiglas malzemeleri de bu şekilde parlatabilirsiniz. Ancak burada sabırlı olup dediğim gibi devri çok düzgün kullanmanız gerekiyor. Kullandığınız malzeme, yani parlattığınız malzeme daha doğrusu, sertliğine çok fazla güvenmeyin. Çok yüksek ısı yüzey kalitesini korkunç derecede bozabiliyor. Örneğin cam parlatmaya çalışıyorsanız camda birazcık daha farklı bir işlem uygulamak gerekiyor. Bu şekilde oksidasyon taşları yerine orada daha yumuşak silikon malzemeler, silikon parlatıcı kimyasallar kullanmak gerekiyor. Buna dikkat edersiniz. Ama bizimki gibi atölye şartlarında parlatmayı öğrenebilmek için aslında ihtiyacınız olan bütün bilgi bu. Ancak gördüğünüz gibi burada kullandığımız keçe kapkara oldu. Bu keçe kullanılamaz mı? Kullanılır. Bu keçe bitene kadar kullanılır. Ancak bir noktadan sonra eldeki keçeler tükenmeye başlıyor ve bu bir müddet sonra masraf kapısı olmaya başlıyor. Dolayısıyla şu anda atölye şartlarında nasıl parlatma diski, polisaj diski yapıldığını göstermeye çalışacağım ben size. Bunun gibi keten veya pamuklu bir, birazcık kalın bir kumaş edinmeniz yeterli. Bu kadar bir şerit yeter. Ne kadar? 20 santim, 30 santim kadar. Bundan şimdi bir parlatma diski yapmayı göstereceğim ben size. Hatta onu da kullanacağız hep beraber. Şimdi gelin dilerseniz ben size biraz yaklaştırayım. Aslında burada gördüğünüz gibi polisaj diski yapmak hiç de zor değil. Bunun için bir parça keten kumaş işinizi fazlasıyla görecektir. Şunu çekelim kenara. Şimdi parlatma diskini yapmak için normalde gravür aletlerinde kullanılan kesme diskinin şaftını kullanıyorum ben. Bunu ilk başta diskin olmasını istediğim boyutta zikzak şekilde kumaşı katlıyorum. Sonra bunun ortasına bir tane delik açıyorum. Ben burada zımba kullanıyorum ancak siz burada matkap kullanabilirsiniz, çivi kullanabilirsiniz. Deliği neyle açtığınızın hiçbir önemi yok. Delikten şaftın vidasını geçiriyorum. Buradaki bu vidanın boyutunu uzatarak yaptığınız diskin genişliğini de artırabilirsiniz. Aslında vidasını da sıktık mı? Sonuç başarılı. Şimdi bu yaptığımız bu parçanın üzerindeki şu iz vardı ya, bunu bir yok etmeye çalışalım bakalım. Bu yaptığımız kendi diskimizde. Bunu mengeneye bağlayacağım şimdi. Şimdi yaptığımız bu diski çalıştırdığım zaman birazcık şiştiğini göreceksiniz. Bu diski kullanmaya başladıkça bu iyice yuvarlak hale gelecek ve daha düzgün sonuçlar çıkartmamıza yardımcı olacak. Şimdi birazcık parlatıcı alıyorum. Bakın. Sonuç bence gayet başarılı. İzleyen izinden kaybettik. Gerçi burası birazcık daha az parlak ama daha fazla, daha uzun süre bunu parlatmaya çalışarak şuradaki parlaklığı yakalayabileceğimi düşünüyorum. Bu da ne demek? Bana sadece zamana mal oluyor. Bu dolayısıyla bu şekilde kendi polisaj disklerinizi de yapıp güvenli kullanabilirsiniz. Gravür aletlerinde özellikle parlatma, polisaj işlemleri aslında çok fazla derinlik gerektiren bir işlem değil. Çok fazla tecrübeye de sahip olmanız gerekmiyor. Sadece birazcık sabırlı olmanız gerekiyor. Elle kamçıyı kullanarak parlatma yapmak benim daha fazla kolayıma geliyor. Dolayısıyla ben kamçıyı kullanıyorum. Tabii ki iki elle kullanmak kaydıyla. Yaptığınız diski çember şekilde birbirine dikerseniz diskiniz daha uzun süre dayanacaktır. Bir dahaki derste taşlama ve bileyleme işine birazcık değinmek istiyorum.
Eminim ki bu video için de anlatmayı ihmal ettiğim birkaç şey olmuştur. Yorumlardan sorarsanız ben size cevap vermem. Ayrıca bu videoda duyduysanız printer'ın 3 boyutlu yazıcının sesini kusura bakmayın. İki projeyi bir arada yürütmeye çalışıyorum çünkü. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. Ona tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar ne yapıyorsunuz? Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Şimdilik hoşça kalın.